iftar saatinde dualarınızı kabul eylesin. %100 müstecap. Lissâmi'nde iftâri dâhtü müstecâbe. Oruçlu için iftar vaktinde %100 müstecap duası var. Onun için iftar yaklaşınca hemen tesbihlerinizi eline alıp 100 kere Sübhanallah ve Hamdi'yi, 70 kere en az Estağfirullah. Salavat-ı Şerife Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellim. Böyle meşgul olmak lazım. Tam iftar anında da tabi ezan vakti girmeden. Çünkü girince hemen açmak lazım. Ama ezan vakti girmeden birkaç dakika kalarak da o gün sana verilen %100 kabul dua hakkını kullanmak için müracaat etmek lazım. Artık kızın mı hasta, oğlun mu borçlu, eşin mi dertli, kendin mi efendim sıkıntıdasın, maddi, manevi, efendim, ümmet meseleleri, bütün ümmetimiz sıkıntıda zaten. Onun için ta Yemen'den Doğu Türkistan'a dua bekliyor. Müslümanlar inim inim inliyor. Biz buralarda iftar sofralarında, tabi artık biraz pastırma sucuk alacak halde kalmadı ama yine de birkaç çeşit önümüzde yemeğimiz var. En fakirimizin bile rahat rahat iftar etmeyi beklerken Yemen'de milyonlarca insan, çoluk çocuk ölüm bekliyor. Kemikleri sayılıyor, ilaçları yok. Filistin, Gazze bomba altında biliyorsunuz. Siyonistler, kitapsızlar, şerefsizler bomba yağdırıyorlar. Hep Ramazan'da böyle yapıyorlar biliyorsunuz. Her sene Ramazan'ı takip ettiyseniz Gazze'ye, Müslümanlara saldırılar artırılır. Bayağı bir şehidimiz var Gazze'de. Küçük yavrularımızdan, efendim büyüklerden Ramazan-ı Şerif'te milletin evine, ocağına bomba yağdırıyor Yahudi mesela. Orada hiçbir emniyet, güvenlik yok. İnsanlar böyle tetikte değil mi? Suriye'deki Müslümanlar öyle. Libya'da Müslümanlar iç savaş derdi, perişan halinde. Irak'ta Ehl-i Sünnet perişan. İran'da Ehl-i Sünnet perişan. Ondan sonra efendim ta Doğu Türkistan'da zaten Çin zulmün, gavurun zulmü altında. İnim inim inliyorlar. Ey gidi Müslümanlar. Ey gidi Müslümanlar. Biz bu nimetleri hak ediyor muyuz? Biz bu iftar sofralarını hak ediyor muyuz? Biz Allah'ın çok özel kulları mıyız haşa? Bu kadar Müslüman bizden daha ihlaslı, daha takva sahibi, daha günahsız. Sabi Sübyan dahil. Bu kadar insanlar bu çileleri çekerken biz Türkiye'de böyle rahat ediyorsak ne kadar şükretmemiz lazım? Hamdimizi ne kadar artırmamız lazım? Günahlarımıza istiğfarı ne kadar artırmamız lazım? Bütün belalar günahlardan geliyor. Bu şımarıklığımızı ne kadar izale etmemiz lazım? Bu havalanmalarımızı, kibirlenmelerimizi, böbürlenmelerimizi. Hacıyım, hocayım, şuyum, buyum, tarikat ehliyim, yok şu cemaattanım, bu cemaattanım. Ya bırak git işine ya. Ehl-i sünnet itikadında mısın? Ondan sonra takva üzere misin? Haramlardan sakınıyor musun? Mevla buna bakar kardeşim. İnne ekremekum indallah etkakum. Kimsenin kaşına gözüne haşa heves değil ya Rabbimiz. Arabına, acemine bakmaz, Türküne, Kürdüne bakmaz ya. Kim haramdan daha çok sakınıyor, emirlerime daha çok mübaderet ediyor, müşarat ediyor, daha çok istiğfar ediyor, daha çok zikrediyor, orucunu takva ile daha ziyade tamamlıyorsa, en keremliniz, en şerefliniz, en bahtiyarınız, en izzetliniz odur Allah buyuruyor. Celle şanuhu celle celaluhu. Şimdi onun için biz kendimizi ne zannediyoruz ya? Ha biz çok iyi Müslümanız da. Onun için Türkiye'de çok rahatız da diğer Müslümanlar bozulmuş da onun için onlara bomba yağıyormuş da falan. Sen kendini mi kandırıyorsun kardeşim? Kendini mi kandırıyorsun? Allah Teala onların derecelerini yükseltiyor. İlla ki bela gelmesin günah için olmaz ki. Terfi derecat diye bir şey var. Günahları biter sonra dereceleri yükselir, makamları yükselir. Yarın ahirette herkesin imreneceği menazile kavuşurlar.